Carlos ailesini tehdit eden haraç çeteleri yüzünden El Salvador'dan Amerika'ya kaçmış. Carlos şanslı çünkü Maryland eyaletinde yaşayan amcası Carlos'a evini açmış ve yeğeninin Amerika'da kalmasına yardım etmesi için bir avukat tutmuş. Carlos burada okula da başlamış. Yolculuk çok zordu. Tanımadığınız insanlarla bilmediğiniz yerlerde kalıyor, günlerce yemek yemiyorsunuz. Carlos, Amerika-Meksika sınırını geçer geçmez gözaltına alınmış. Buzdolabı kadar soğuk bir odada 10 gün kaldım. Yanımda ne kazak ne de başka bir şey vardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında 18 yaşın altında 68 bin göçmen yasa dışı yollarla sınırı geçmiş. Bunların birçoğu yolculuk sırasında tehdit edilmiş, tecavüze uğramış, şiddet görmüş. Ancak sınırı geçmek sorunu çözmüyor. Amerika'da kalabilmek için gerekli evrakları toplamakta göçmenleri çok zorluyor. Bir noktada hakimin karşısına çıkacak olan bu göçmenlerin parası yok. Ayrıca nereye başvuracaklarını da bilmiyorlar. Seçeneklerden biri sığınmacı statüsüne başvurmak ancak kendi ülkelerinde zulüm gördüklerini ispatlamaları hiç de kolay değil. Çocukların içinde yaşadığı şartları doğrulayacak tanıklara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca ülkelerindeki durum hakkında kanıt sunuyoruz. Kayıtlara göre her 3 çocuktan ikisi mahkemeye avukatsız çıkıyor. Avukatı olmayan her 10 çocuktan 9'u sınır dışı ediliyor. Carlos Rodriguez ve El Salvadorlu arkadaşı Diego Zamaro duruşma gününü beklerken okula gidiyorlar. Ancak yeni hayatlarına alışmak kolay olmuyor. Irkçı bir öğretmenim vardı. İngilizce bilmediğim için bana kızıyordu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Göçmen çocuk akınından okullar da etkileniyor. Maryland'deki devlet okullarının çoğunluğu Honduras, El Salvador ve Guatemala'dan gelen 300 yeni öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak bütçesi yok. Öğrenci sayısı arttığında öğretmen sayısını da artırmanız gerekiyor ve bu da bütçeyi etkiliyor. Carlos ve Diego burada her gün okula gidiyor ve yeni bir hayat yaşıyor olsa da Amerika'da kalıp kalamayacaklarına mahkeme karar verecek. Ayşe Simit, Amerika'nın Sesi Washington.